Birinci kanunumuz ev musibetlerine, siyasi musibetlere, toplumsal musibetlere, uluslararası zulüm düzenine karşı en büyük silahımız sabır ve namazdır. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin. İki, çok sadaka ver. Musibet arttıkça sadaka ver. İşler iyi gitmedikçe sen sadakayı artır. Üç, sakın zulme bulaşma. Çünkü zulüm bütün belaları çeken iyi bir mıknatıstır. Zulmetme. Zulüm nedir? İnsanın ikinci bir insana karşı haksızlık yapmasıdır. Bu dille olabilir, gözle olabilir, kulakla olabilir, elle olabilir, parayla olabilir, imza ile olabilir. Zulüm zulümdür. Bunu neyle yaptığın önemli değil. İkinci bir insan velev kafir olsun, velev kafir olsun, İkinci bir insan senden dolayı bir sıkıntı içerisindeyse bu yaptığın zulümdür. Sen o zaman belaları savamazsın. Bela savamazsın. Demek ki dört şeye dikkat ediyoruz. Bütün musibetler evimizdeki, iş yerimizdeki, devletimizdeki, uluslararası mekanizmadaki bütün musibetler, belalar, afetlere karşı dört büyük silahımız var. Sabır, namaz, sadaka ve zulümsüzlük. Bunu becerebilen Allah'la bağını güçlü tutmuştur. Onun bir sıkıntısı olmaz. O rahattır, güven içerisindedir. Bir önemli meselemiz daha var kardeşler. Bizim şeriatımız, Kur'an'ımız her hükmü Allah'a bağlar. Allah'ın kaderidir tecelli eden. Yer gök birbirine karışsa, dağlar erirse, nehir olsa bu da Allah'ın kaderiyledir. Her yer ağaç orman olsa bu da Allah'ın kaderiyledir. 20 kulaklı bir çocuk yaratılsa o da Allah'ın kaderiyledir. Filan kimyasal karışıklık filan bunlar Allah'ın sebepleri. Ozon delindi, dağlar bozuldu. Bunlar hep Allah'ın sebepleri. Her şey için bir sebep. Ölüm için bin bir sebep yaratıyor. Tabiatın bozulması için başka sebepler yaratıyor. Filan kimyasal fabrika filan yerdeki düzeni bozdu. O fabrikayı kurma aklına kim verdi okullara? Yahudi'yi kim şımarttı? Siyonizmi insanlığın başına kim bela etti? Allah. Nasıl sen 40 tane koyun için bir köpek alıyorsun? Allah da bu insanlık için Yahudi'yi Beni İsrail üretmiş. Kanun bu. Böyle bir kanun koymuş Allah. Dolayısıyla sen kul olarak çok fazla bunun üzerinde sebep araştırması yapamazsın. Altında kalırsın. Kendi kendine belanı büyütürsün. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bir hadisi şerifinde bize çok hassas bir uyarı yapıyor. Buyuruyor ki, kim bu millet hep berbat oldu derse en berbat odur buyuruyor. Şu cümleye dikkat ediniz. Bu millet battı. Bu zaman kötü. Lan hayırlı bir insan kalmadı. Bu nesil çirkin bir nesil. Bu çocuklardan hayır gelmez. Kadınlar bitti. Erkekler bitti. Bu tip sloganlar var ya, kahve sloganları. İza kâle racul heleken nâs fehuve ehlekuhum. İnsanların kötülüğünü pompalayan en kötüdür. Kanun bu. Çünkü Müslümanın vazifesi dert saymak değil. Müslüman dertleri sayarak sevap kazanamaz. Say bakalım ne kadar kötülük var dünyada diye bir ibadet çeşidi yok. Biz iyilikleri saymak zorundayız. Kötülükle savaşırız ama kötülüğü başımızın üzerinden gitmez bir bulut gibi göremeyiz. Biliriz ki Allah-u Teala böyle murad etti, bir gün bunu kaldıracak.